Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Viceroy PD'yiz arkadaşlar. İkinci bölüm ile devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere en son arkadaşlar şu evde kalmıştık. Şimdi gidelim Roland'ın yanına arkadaşlar. Sonra rolümüze geçelim. Abi şöyle binelim bir. Hey! Selam Roland. Merak etme dostum. Selam. Malibu'ya çık gidelim. Diğerlerini de arayayım. Ekip toplansın gelsin. Tamamdır. Ahbap. Arkadaşlar bu arada ufak bir duyuru da geçeyim. Şu anlık Viceroy Play arkadaşlar alımlar yani kayıt alımları kapalıdır. Bir ay sonra yani bu videoyu izlediğiniz tarihten bir ay sonra arkadaşlar kayıtlar açılacaktır. O zaman başvuru yapıp sizler de rollerin tadına varabilirsiniz arkadaşlar. Baya bir kaliteli roller dönüyor. Eskiden de oynadığım bir sürücüyü şöyle göstereyim zaten. Belirli bir skorum da var arkadaşlar. Eskiden oynuyordum yani. Roland Kuzmin. Hey, Malibu'da toplanalım ne dersin? Hey, kimleri duyuyorum? Takılıyorum kanka. Sahilde çıtırlarla bisiklet sürüşündeyim. Özlem gidermeyi bırak siktiğim. Alayım seni, konum atsana. Yanımda bir arkadaşım var. Onunla tanış. Paolo'yu da arıyorum. Okey, gay değilse tanışmaya hazırım. Ha 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 ha. Gay değil. Oğlum spiker gibiyim lan. Nasıl seslendiriyorum be? Ara beni. Şeyden alın. Deniz Feneri. Okey, oraya geliyorum. Alright. İyi. Roland Kuzmin. Diğerini de arayayım. Alright. Arasın bakalım abi. Gidelim mevzuya. Mevzu dedim Malibu'ya mı? Gidelim bir Malibu'ya bir karamara gözümüz açılır ya. Hey hey ekip toplanın neredesin? Malibu'da takılalım. Siz de gelin. Yüzüme kapattı götü olanı geliyormuş. Okay. Roland Kuzmin. Malibu'ya bu arabayla gidince utanacağım. Evet, öyle. Orada bir Türk amcık var. Bu araba onları kesmez. Merak etme dostum. Hepsi bizim kucağımıza düşecek. Abi şöyle Malibu'ya da geldik ya. Malibu bu arada 10 numara mekan ya. Vallahi bak. Oynadığım zamanlar hep zaten Malibu'ya geliyordum. Öyle bir şey yok. Aa bizim arkadaş bu mu ya? Arkaya at da gel. Kilitlenin iner. Yanındaki direği kilitler. Yanındaki aracı kilitler. Gelsin bakalım. Selam dostum. Selam kızlar. Janetta Jack ile tanış. Selam Jack. Selam Janetta. Ne olsun dostum, karı kız görmeye geldik Malibu'ya. Tanıdığın vardır senin. Tikeyim çok kalabalık. Harbi çok kalabalık bu arada. Abi sen ne diyorsun be? İşte Viceroy P arkadaşlar, bu yüzden seviyorum. Şu an gecenin saat 1'i ve bu kadar kalabalık bayağı iyi. Dostum çölde götüne dildo arıyorsun, haberin yok. Bu arada çok amcak vardır. Göreceğiz bakalım. Bizi buna mı atacağız amına koyayım? Adam haklı kanka ya. Kızda neyse bir kıyak çekeriz ona. Of of of. Öyle gir abi, 500'larda paramızı aldı. Allah bana abi. Lan bizim adam nerede, kaybettim. Kim çok kalabalık. Evet öyle dostum. Tüm amcılar burada desene. Sarmadı ortamı dostum. Evet, gecenin ilerleyen saatlerinde gelelim. Hey, Malibu sarmadı. Evet, Roland kesmedi beni oraya. Roland Kuzmin, bekle hattan ayrılma. Bir mesaj geldi, ona bakacağım. Gelen mesaja bakar. Ne mesajı geldi lan? Makas kokusu aldım oradan. Hem de nasıl? Roland Kuzmin mesaja bakıp gözlerini büyütür, Jack'i dürter. Sorun mu var ahbap? Nasıl bir iş dostum? Sıkıntılı bir iş. Ucunda 50 bin dolar ödül var. Ne diyorsunuz? Roland Kuzmin. Sıkıntılı bir iş. Ucunda 50 bin dolar ödül var. Ne diyorsunuz? Toplanalım konuşalım. Küçük İtalya'da buluşalım, oraya gel. Jack Warden. Sıkıntının amına koyayım. 50 bin dolar için her şeyi yapabilirim. Şimdi abi inelim böyle be. Diğerleri de gelsin konuşalım. Pekala ahbap. Merak ettim açıkçası. Evet. 50 bin dolar bu işi yaparsak iyi para alacağız. Arkaya bakar. Jack Warden gelenlere bakılır. Hey buraya doğru gelin. Otur bakalım dostum. Roland Kuzmin, beyler iyi dinleyin. Roland Kuzmin etrafa bakar, birisi var mı diye kontrol eder. Roland Kuzmin'i Jack'i gösterir. Jack ile tanışın, neyse iş var dinleyin. Jack Warden, lafı gevelemede anlat dostum. Roland Kuzmin, 830 numaralı evde bir laptop var. Onu geçirirsek 50 bin dolar. Ne duruyoruz ahbap? Bilgisayarı Johnny adında bir adama teslim ediyor. Terifle daha öncesine birçok iş yaptım. Jack Warden, hay hay. Channel Tobias, o kadar değerli ne varmış? 50 bin ne amına koyayım. Roland Kuzmin, Johnny bir iş adamı. Belli ki bu laptopta önemli belgeler var. O yüzden bu boku yapacağız. Herkes hazırsa gidip işi halledelim. Alright adamım. Tobias, siz motorda bekleyin. Hadi bakalım. Abi gidelim de 50 bin dolarımızı kapalım ya. Oğlum bu çok eğlenceli olacak dostum. Jack Warden. Şu sıralar en sonki soygundan sonra henüz bir olaya atılmamıştım. Roland Kuzmin, ev yakınlarda. Abi evimize doğru gidelim bakalım. Hemen soyup çıkalım. Tertemiz 50 bin dolarımızı alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Cansınız. Evet ev bu. Roland Kuzmin, ev yakınlarda, burası girelim. Paolo Kowalski.
Yeni iş, yeni düşler. Dışarıda kalsın. Abi benle Rolling gidelim. Rekordun etrafı detaylıca inceler. Rolling Kuzmin her yeri didik didik arar. Nerede lan bu laptop? Jack Warden buldum ahbap. Dergilerin arkasına saklanmış bayağı da tozlu. Jack Warden sağ eliyle yerden laptopu alır. Jack Warden görev tamam, çok kolay oldu sanki. Lan polisler nereden çıktınız abi ya? Roland gitmemiz lazım. Bas. Allah sıkıştık abi, nasıl sıkacağız ama. Oğlum sıçtık vallahi, sıçtık bu sefer. Bu sefer yakalanacağız galiba. Roland Kuzmin nasıl kaçayım amına koyayım, yarraydık. Bunu ne yapmamızı istiyorsunuz? Hey sakin olun. Anlaşabiliriz belki. Roland Kuzmin silahın yanında mı? Elbette. Silahsız gezmem olsun. Olun Kuzmin, o halde son çareni psikiyatri çok kalabalık. Kaçarsak yakalanırız. Haydi bakalım. Abi. Oğlum. Bug yapmadım lan. Hadi. Şunu vuralım. Oğlum. Ha siktir ya. Böyle olmamalıydı. Az siktir. Bir tane mermi yedim. Oğlum adamda MP5 var. Tabii. Aha geçmiş olsun. Oğlum hapishaneye düştük be abi. Roland Kuzmin oturur gözlerini ovalar. Şimdi hayatımız sikildi. Jack Warden, hayatımızı siken sensin. Jack Warden, böyle işin namına koyayım. Roland Kuzmin, ben miyim amına koyduğumun adamı? Amcık amcık konuşma. 50 bin dolar dediğim zaman götünü siktirmeye bile hazırdın. Jack Warden kafasını Roland'a döner. Evet amına koyayım diyecekler. Roland Kuzmin, herkes böyle bir risk olduğunu biliyordu. Sikik laflarını kendilerine sakla. Böyle bir şey olacağını, riskini sen de biliyordun. Channel 2 baylar, bu risk hepimizi biliyorduk. Roland'ın yüzüne gitmeyin. Roland Kuzmin, tanrı falan mıyım ben amına koyayım, uçurayım bizi? Paolo Kovanç, böyle iş mi olur? Siz burada kaç yıl çürütecek, haberiniz var mı? Ulan kız benim, buradaki herkes böyle bir risk olduğunu en az benim kadar biliyordu Jack. O yüzden sikik tavırlarına bir son ver. Jack Warden, en yakın zamanda çıkmamız lazım dostum. Adamız omuza vurur, kalkıp koğuşun yolunu tutar. Git hakime götürünü siktir o zaman.